Amerika Kızılderilileri Ulusal Müzesi'ndeyiz. Bu videomuzda bir tür boyun aksesuarı olan bu güzel Mississippian gorgetini, yani gerdanlığını inceleyeceğiz. Sadece birkaç santim uzunluğunda ama çok ince oyulmuş bu gerdanlık deniz salyangozu kabuğundan yapılmış. Bu yüzden kullanılan malzemenin büyük olasılıkla Meksika Körfezi'nden geldiğini tahmin ediyoruz. Ancak gerdanlık bugünkü Tennessee'nin orta bölgesinde Castilian Springs adlı bir kasabada bulunmuş. Burası Kuzey Amerika tarihinde Mississippiyan dönemi olarak anılan dönemin ortalarında yani 1200-1300 yılları arasında aktif yerleşimin olduğu bir bölge. Yerdanlık burada bir mezar höyüğünde bulunmuş. 1891 yılında William Mayer adlı bir amatör tarafından yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkarılmış. William Mayer'ın notlarından edindiğimiz bilgiye göre mezar höyüğünde yüzden fazla mezar bulunuyormuş. Bu gerdanlık höyüğün en dibinde ve en eski olan mezarların birinden çıkarılmış. Özenle süslenmiş olan bu mezarda aynı zamanda bu gerdanlığın yanında başka gerdanlıklar da bulunmuş. Kimisi boynuna takılı, kimisi de iki ayağı arasında bir demet şeklinde toplanmış halde deniz kabuğundan kolyeler, inci kolyeler ve başka aksesuarlar da varmış. Bu yüzden bu mezarın çok önemli birine, hatta belki de bu yerleşim bölgesinin kurulmasında önemli rol oynamış insanlardan birine ait olduğunu tahmin ediyoruz. O halde şimdi de Mississippian dönemi dediğimiz döneme biraz daha yakından bakalım. Toplumun farklı şekillerde örgütlenmeye çalıştığı bir dönem diyebiliriz. Kabak ve özellikle de sulak arazilerde mısır yetiştiriciliği ön plandaymış. Tarımda verimi arttırmak için büyük kasabaları nehirlerin yakınında kurmuşlar. İdeolojik açıdan inceleyecek olursak da mitolojik öğeleri, hikayeleri, halk kahramanlarını bünyesinde toplayan bir dünya görüşüne sahip olduklarını görüyoruz ve bir şekilde tüm bunları siyasi otoriteyle bağdaştırdıklarını da söyleyebiliriz. Mississippian dönemi için kasabaların geliştiği bir dönem diyebiliriz. Bu kasabalarda höyüklerin, surların ve büyük meydanların bulunduğunu biliyoruz. Mississippian mimarisinin karakteristik özelliklerinden biri de tepesi düz, büyük bir toprak yapı olan platform höyüğü dediğimiz yapılardır. Bugün artık görmüyoruz tabii ama o dönemde üzerinde önemli bir kişinin yaşadığı yer ya da bir tapınak olarak kullanılan ahşap bir yapı bulunurmuş. Mississippian döneminin ilk yerleşim alanı Cahokia şehridir. Burası 30 binden fazla nüfusuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şehriydi. Daha sonra ortaya çıkan farklı büyüklükteki yerleşim alanları Cahokia şehrinden yayılmış. Yeni yerleşim yerleri kurmak için bu şehirden ayrılanlar beraberlerinde burada hakim olan düşünce biçimini, mısır yetiştirme teknolojisini ve sanat tarzını da götürmüşler. Tüm bunları Doğu ve Kuzey Amerika'nın büyük bölümüne yaymışlar. Cahokia ile ilgili ilginç olan şey ise birden çok ırka ev sahipliği yapmış olması. Yani bu şehirden yayılan tek bir ırk veya kültür değildi. Aksine farklı etnik grupların fikirleri ve fikirleriyle ilişkili nesneleri de ülke çapında yayıldı. Yerel kültür ve geleneklerle harmanlanarak yeni ulaştığı bölgelerde de yaygınlaştı. 1350 civarlarında Cahokia şehri dağıldı ama günümüzdeki Osage, Ponca, Kuapav ve Kensa halkları çok yüksek ihtimalle Kahokia halkının varisleri. Avrupalıların Kuzey Amerika'ya geldiklerinde genellikle el değmemiş topraklarla karşılaştıkları düşünülür. Ama aslında o dönemde Kuzey Amerika'da Kahokia gibi büyük şehirler vardı. Toprakları ıssız olarak hayal etme eğiliminde olsak da, 16. yüzyılda İspanyol bir kaşif olan De Soto'nun Amerika'nın Güneydoğusu'nda yaptığı yolculuğu hatırlamakta fayda var. De Soto, Mississippi Vadisi'ne ulaşmaya çalıştığı bu yolculukta birbiri ardına Mississippian döneminin büyük kasabalarıyla karşılaşıyor bu yolculuğunda aşağı yukarı 4-5 kasabaya rastlıyor. Kuzey Amerika'nın bu dönemde pek de ısız olmadığını görüyoruz. Evet, Mississippian dönemi hakkında biraz fikir sahibi olduk sayılır. Gelin şimdi muhteşem işçiliği olan şu gerdanlığa geri dönelim. Koşan ya da hareket halinde olan bir figür görüyoruz. Sağ dizi bükülü halde, sol bacağı da arkaya doğru bükülmüş. Sağ elinde bir kafa taşıyor, sol eliyle ise bir silah. Daha doğrusu bir topuz tutuyor. O dönemde bu gerdanlıklardan çok sayıda vardı. Farklı kasabalardaki liderler bu gerdanlıkları aralarında değiş tokuş ediyorlardı. Bu gerdanlıklar liderlik statüsünün sembolüydü. Burada gördüğümüz şekillerde bazı Osage hikayelerinden alışık olduğumuz öğeler var. Dikkatle baktığınızda bu figürün gözlerinin etrafında tuhaf bir çatal şekli olduğunu göreceksiniz. Alaca Doğan diye bildiğimiz bir kuş türünde olan bir izi çağrıştırıyor. Bunun gibi başka gerdanlıklar da var. Yani üzerlerinde kanatları, pençeleri olan kuşa bir hayli benzeyen figürlerin olduğu buna benzer gerdanlıklara da rastlıyoruz. Bu incelediğimiz figür hem bir insan formuna hem de bir kuş formuna sahip. Mississippian ikonografisinde gördüğümüz bu figürün mitolojide geçen seher yıldızıyla da bir bağlantısı olduğuna inanılıyor. Seher yıldızı dediğimizde aslında Venüs gezegeni. Sabahları güneş doğmadan önce gökyüzünde yükselen ve güneş battıktan hemen sonra da alçalmaya başlayan Venüs. Buna ilişkin hikayeye gelecek olursak, Alaca Doğan görünümlü Seher Yıldızı, ikiz erkek kardeşiyle birlikte esir düşüp ölen babalarının cesedini almak için yeraltı dünyasına iner. İşte bu figürde de bunu görüyoruz. Gökyüzüne yükselirken elinde babasının kalıntılarını tutuyor. Bu hikayenin doğuma, ölüme, aynı zamanda da yeniden doğuşa dair bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Elbette yeniden doğuş kavramı tarımla da yakından ilgili. Ektiğiniz tohumlar bir ürüne dönüşerek adeta yeniden doğar. Yeniden doğma kavramı, yaşam ve ölüm döngüsü insan dünyasıyla da tarım dünyasıyla da yakından ilişkili. Bu nedenle hem mitolojide hem de gördüğünüz bu resimlerde sembolleştirilmiş. Gerdanlığın dairesel şeklinin kenarlarının içine oyulmuş dairelerle iyice vurgulandığını görüyoruz. Bu detaya bakarak yine yaşam ve ölüm döngüsüne ve yeniden doğuşa bir göndermede bulunulduğunu söyleyebiliriz. Bu seher yıldızı doğan ya da kuş adam diyebileceğimiz bir figürün, Kuzey Amerika'nın orta batı kısımlarında bulunan mağara ve kaya oyma sanatının olduğu başka yerlerde de karşımıza çıktığını biliyoruz. Hatta bazılarında bakır üzerine işlenmiş. Figürü başını dik tutmuş halde görüyoruz. Ama sağda gördüğümüz şu iki küçük daire bize gerdanlığın üzerindeki figürün onu giyen kişiye doğru baktığını gösteriyor. Yer altından bulup getirdiği ölen babasının kafasını da eğer gerçekte oysa tabii yukarıya yani gökyüzüne doğru çektiğini görüyoruz. Mississippian dönemindeki doğaüstü inanışa göre yukarıda ayrı bir dünya, aşağıda ayrı bir dünya bulunmaktadır. Ve dünyevi olan tam da ortalarında, bu iki dünyanın arasındadır. Amerika yerlilerinin geleneksel inanışına göre dünya bir disk ya da daire şeklindedir. Gündüz gökyüzüne doğru bakarken gün içinde döner ve gece olduğunda ise tam ters yöne, yer altına doğru bakmaya başlar. Bir başka deyişle dünya geceleri yeryüzünün üzerinde yükselen yeraltı alemine doğru bakar. Gerdanlıktaki figürün son derece süslü bir figür olduğunu söyleyebiliriz. Boncuklu bir kolyesi var, hatta bacaklarının etrafında bile boncuklar var. Yine kolyesi kadar süslü bir peştemal giydiğini görüyoruz kafasına taktığı başlıksa muhteşem. Burada da muhtemelen yerel malzemelerden yapılmış küpelerini görüyoruz. Bir elinde de taştan yapılmış bu harika topuzu tutuyor. Başlığının da ilginç bir şekli var. İncelerken sabah yıldızı hikayesiyle bir ilişki kurabileceğimizi düşünüyorum. Yaylar ve oklar gördüğünüz gibi ön planda. Mississippian dönemine özgü bir yay stiline sahip. Her iki ucunda küçük toplar gibi resmedilmiş kuş tüyünden püsküller var. Yani tüm bunların da yine Seher Yıldızı hikayesiyle, kuş adam figürüyle ilişkili semboller olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerdanlığı incelediğimiz için çok şanslıyız. Bize, Avrupalıların Kuzey Amerika'yı keşfinden önce bu topraklarda yaşayan muazzam kültürleri ve bir yandan da sanatın ölümsüzlüğünü hatırlatıyor. Bu nesnelerin her biri, zamanında farklı otorite figürlerine aitti ve onların fikirlerini yansıtabilmek adına bu derece detaylı işlenmişti. Bu açıdan bakınca incelediğimiz bu gerdanlık gerçekten de çok zengin bir görsel miras ve üzerine düşünülmeyi hak ediyor.